7'den 70'e milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyoruz. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz pupalar ve siz pruvalar, hepiniz hoş geldiniz. Kostümleriyle, kostüm dedim yani iş kıyafetleriyle gelselerdi efendim çok harika olacaktı. Zafer ne oldu? Neden şey olmadı? Bir dahaki sefer getireceğiz. Bir dahaki sefer özel dikilecek. Ha, sadece öyle? Siz için tabii. Aa, efendim iş kıyafetleri dedim yani kostüm dedim önce düzelttim kendimi. Üniforma diyorum. Üniform. İş kıyafeti. Çünkü bu akşam efendim inanamayacaksınız ama aramızda kaptanlar var. Pupa ne demek Teoman? Biz geminin arka tarafına diyelim pupa diyoruz. Arka bölümü. Ya benim gibi net bir insan var şu tarafta. Kim dedi kıç onu? Ya kıç işte. Kıç tarafı. Tabii. Şimdi gemide arka dediğiniz zaman herkes güler. Kıç tarafı desek öyle daha mi diyelim peki? Öyle diyelim. Yabancı yok burada yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir de buna geminin kıçı diyoruz zaten. Evet tabii. Geminin kıçı diyoruz doğrudur. Baş mühendisimiz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Elif. Merhaba. Merhaba Elif sen? Ben de dördüncü kaptanım. İkinci kaptan? Yok aramızda. İki yok. Aa ikiyi ne yaptınız? Unuttuk onu da. Unuttuk. Koray? Merhabalar ben ikinci kaptanlıktan bitirdim. Karada çalışıyorum şu anda. Karada. Evet. Sana? Ben yanlışlıkla kazandım Denizcilik Fakültesi'ne. Ondan sonra kısmısı gemiye gitmez erkeklenen dedi ailem. Ondan ben hiç çıkamadım. Ya ben seni ya nasıl yanlışlıkla yanlışlıkla mı oraya doldurdun ne yaptın? Şimdi mühendislik yazıyordu. Biz de mühendislik olacak sandık tuttu. Babam dedi kızım mühendis olsun gönderen dedi. Gönderen mi dedi? Tabii. Nereye? Muğla mı? Aa Kütahyalıyız biz. Kütahya? Ha doğru ya Kütahya. Sonra geldim bir baktım herkes erkek 150 erkek 3 kızız biz. Babama yine dedim gari kızım kazandın oku dediler. Okuttular ama sonra bir daha çıkma dediler gari gemiye çıkmadı. Babanın adı ne gari? Ahmet Hamdi. Ahmet Hamdi abi çok iyi yapmışsın gari. Öpüyoruz seni. Barış. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben en baş kaptanım ben de. Baş mühendis dediler baş kaptan diyelim size. Vay vay vay. Ya ilk geldim efendim size bir şey başlamadan önce ben baş mühendisim dedi. Hemen gittim aralarından baş mühendisi buldum ilk. Teoman. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum derken? Yani kaptan mısın? Yok ben bir tek baş mühendis benim işlerindeki hepsi kaptan. Bir tek baş mühendis. Yani. Tam hep buluyorum ha biliyor musun? Dile. Sen kıskandım, kıskandım. Baş kaptan mı diyoruz? Aslında kaptan diyoruz. Sadece kaptan diyoruz ona. O kaptan. Kaptan. Sonra ikinci kaptan, üçüncü aslında kaptan. Aslında onlar yok. Onlar birinci zabit, ikinci zabit diye gidiyor. Kaptan tek. Bir tane olur. Ha. Diğerleri böyle altlarında... Onların numaraları var, senin adın ha, bir gün olur. Olacaklar kaptan, o yüzden aşağıdan hani 3, 2, 1 böyle bir gaz verme açısından onlara öyle diyoruz. Hadi 3'sün, 2'sin, 1'sin. Ya bayıldım. Sen de olacaksın. Olacaksın gari. Evet, gari. Peki, Sanem, dur Sanem'e geleceğiz birazdan. Pupalar, siz de hoş geldiniz. Pruva ne? Pruva da geminin baş tarafı. Zafer, sen? Ben de baş, kaptan. Baş kaptanım, kılavuz kaptan olarak çalışıyorum. Kılavuz kaptan. Gizem? Ben de gemi kaptanıyım onlar gibi. Kılavuz kaptan değilim tabii ama belki ileride inşallah. Gemide kaptanım. Güzel. Teoman? Ben de kaptanım. Şu anda kılavuz kaptanlık yapıyoruz. Damla? Ben de kaptanım. Denizde devam ediyorum ben. Çalışıyoruz biz. Burhan? Merhaba. Burhan ben de baş kaptan. O değil. Kaptanım kılavuz. Ben. Kaptan? Baş kaptan değilim. Baş kaptanım sadece. Senin ne kadar var baş kaptan olmanın? Baş kaptanım. Baş kaptan diye bir şey yok aslında. Baş kaptanın ayarlarıyla oynadık. Şimdi baş mühendis deyince arkadaşlar baş kaptana çevirdiler. Normalde kaptan ikinci. Benim dediğim yani. Sizin kaptan. Dediğiniz doğru. Ondan sonra 2 3 tamam. Evet. Çok güzel. Pruvalar siz de hoş geldiniz. Efendim bu akşam aileler yarışıyor da kaptanların ve baş mühendislerin ve yanlışlıkla mühendisliği kazananların efendim yarışını izleyeceksiniz. Ne duruyoruz? Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor başlasın. Aa şey çok güzel oldu. Aileler yarışıyor gemisi kalkıyor. Baş mühendis yapsın oradan makine sesi çıkartsın. Makine sesi.
Teoman şöyle oldu. Çok üstüme oynuyorlar bugün. Fark ettim ya. Ama Teoman işte bir baş mühendis de kolay yetişmiyor yani. Ama hepsi çok... kaptan bir tane baş mühendis. Tabii. Çok eğlenici. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Zafer Beyciğim. Kaptanım. Teoman olmasa o gemi gitmez. Bitti. Evet doğru. Öyle demeyelim ama doğru. Ya. Bravo. Kalp atacak mı? Kalp atacak. Kaptanımızı yedirmeyiz. Bir şey yok. Kalp atacak, kalp atacak. Yani bir replik yaptık oradan. Bak bir replik. Efendim, makine çalışacak. Sürprizli bir cevabımız var tam 1.000 lira değerinde. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Alkışlar böyle gelince tabii ki kaptanların maaşlarını çok merak ettim. Baş mühendisimizin özellikle maaşını çok merak ettim. Ama erkeğe maaş sorulmaz. Kadınlara soralım o zaman. Kadınlara niye soruyorum? Sormuyorum. Efendim, şöyle hemen bir başlayalım, bir bakalım ne oluyor. Baş mühendisimiz ve kaptanımız buyursunlar. Zafer ve Teoman geliyor. Kaptanım. 10 puanlık sorunuz geliyor. Kendi geminize mürettebat almayacağınız bir yakınınızı söyleyin. Babam. Öyle neden? Almazdım çünkü ben çok sertim. Babamın üzülmesini istemezdim. Ha, babam var mı? Yoktur. Teoman sendeyim. Kendi geminize mürettebat almayacağınız bir yakınınızı söyleyin. Eşim. Öyle mi? Evet. Ne de? Hırpalanmasını istemem denizde. Eşim var mı? Aa. Bravo! 10 puan gitti. Bravo kaptan. 10 puan gitti. Gizem ve Elif geliyor. On puanlık sorunuz geliyor. Hım hım hım. Anlamadık. Hım 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 da hım hım yar, vıy 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 da vıy vıy yar diyen biri yarını ne anlatmak istiyordur? Elif? Mutluluğu. Bana bir mutluluğu anlatsana. Sende var mı hım 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 da? Yani böyle heyecanlanmaya başlamıştır da o yüzden hani yok, diye düşündüm. Yok dur, şimdi şöyle yapacağım ben sen. Ben nasıl yapsam da sen bu öbür soruları görmesen. Ha şöyle yapsak, dur bekle. Dur, şöyle yapacağım. Tamam, öbür soruları görme. Görmeyeceksin. Tamam. Hadi. Hım, kopya çek. Hım 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 da hım hım var. Vıy 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 da vıy vıy var. Diyen biri yerine ne anlatmak istiyordur. Soruyu devam etme. Sen şey yap. Hım 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 da bım bım bım. Hım 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 da hım hım var. Vıy 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 da vıy vıy var. Çok param var demek istiyorum. Çok param. Değişik bir yaklaşım. Hani ne oldu? Mutluluk mu? Ha, para veriyor mu? Tabii. Mutluluk çok mantıklı. Ama yarın şunu anlatmak istiyordur dedi Elif. Mutluluk. Değilmiş. Gizem bu o zaman bu arada biliyorsun. Düşünerek, evet bir film müziği değil miydi? Öyle hatırlıyorum. Ha, şöyleydi. Hım 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 da hım hım. Ben kim hatırlıyor türküyü? Onu Teoman. Hım 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 da hım hım ya. Sım 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 da sım sım ya. Var mı sen? Yok o bende de yok. Bu bir türkü. Hım 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 da hım hım yar. Vıy 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 da vıy vıy. Devamını bilsem kopya çekişemem ama devamını da bildim. Diyen. Şikayet ediyordur diyen herhalde diye düşün. Diyen biri yarını ne anlatmak istiyordur? Şikayet ediyordur. Mızmızlanıyordur. Şikayet ediyordur. Hım hım. Sende var Zafer. Ben biliyorum. Hım hım da hım. Konuş demek istiyor bence. Konuş yarim demek istiyor. Şarkıyı söyle. Hım 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 da hım hım yar, vıy 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 da vıy vıy yar diye gidiyor. Bekliyorum da gelmiyor. Gelmediğin gözlerini yumdum yar diye gidiyor. Yar ne demek istemişti? Özlem mi? Özlem var o zaman. Özlemini mi dile getiriyor? Bakalım neymiş? Çok şeymiş hakikaten. 10 puan bende kaldı görüşürüz ama ne güzel Zafer'e de hımımı söyledik. Koray ve Teoman Bey geliyor. On puanlık sorunuz geliyor. İçinde gemi geçen bir şarkı söyleyin. Koray. Gemilerde talim var. Nasıldı?
Gemilerde talim var, bahriyeli yarim var. Gemilerde talim var, var mı? Çok hızlı oldu. Çok hızlı oldu. Hakikaten hızlı oldu. Yani bir şans verseydin bari. Gitti adam, gördüğün gibi 10 puanını aldı, gitti. Gemilerde talim var. Beyaz'a da buradan selam olsun. Efendim Damla ve Sanem geliyor. Ne tatlısınız. Benziyor musunuz siz ya? Tuhaf bir şekilde benziyorlar. 10 puanlık sorunuz geliyor. Saçlarınızı 1980'lerdeki hangi kadın ünlü gibi? Damla. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe mudur? Marilyn. Saçlarınızı 1980'lerdeki hangi kadın ünlü gibi yapmak isterdiniz? Serpil Çakmak'la. Serpil Çakmak'la var mı? Şu değil mi? Kelebek Toka bir de. Bravo! 10 puan senindir. Burhan ve Kaptan Barış geliyor. Bu arada çok pardon, ikisi de kaptan. 10 puanlık sorunuz geliyor. Haldun Dorman'ı tanımamızı sağlayan şeylerden birini söyleyin. Tiyatro. Tiyatro. Haldun Dorman'a buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Burhan, Haldun Dorman'ı tanımamızı sağlayan şeylerden birini söyleyin. Yazarlığı, yazı. Yazarlığı. Ne? Fular. Fular. Dadı mı? Ne? Yaparsın şekerim. Dadı, dadı, dadı. Dadı. Yaparsın şekerim, dadı. Bakalım neymiş. Lüküs hayat. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Efendim geminin başı olan Pruva 0 puanla başlarken geminin pupası... 30 puanla başladı aileler yarışına. Evet. Ama yeter, 30 puan size yeter. Avans yeter yani. Yeter. Oo, iddialı kaptanlarımız ve mühendislerimizle bu akşam baş başayız. Kutlamamız erken yorulurum vardı. Sen ne? Kutlamamız vardı. Kutla. Yapabilir miyiz? Evet, evet. 1, 2, 3. Ben sizi yerim. Çok iyi. Sevdim var bu kutlamayı. Bir de şey eklerim. Cayır cayır yanıyorum. Kaptaşın altı bayır, kaptaşın altı bayır, yanıyorum. Cayır cayır yanıyorum. Cayır cayır. Entarisim dümdüm yar. Zafer ve Teoman ilk etapta neler yapacaklar? Biz öncelikle Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği olarak bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size ufak bir hediyemiz olacak dernek adına. Ay ufak ama öyle güzel ki. Bizim özel ve her zaman sevdiğimiz ve değer verdiğimiz insanlara yaptırdığımız bir hediyemiz. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Resim çekeceğiz. Şurada da bu da bizim yaka iğnemiz. Sende yok. Yok, takmadım. Hmm. Onu özel size getirdik. Tamam. Bu programı özel tamam. Şimdi. Çok teşekkür ederim. Efendim öncelikle kutumuz kutu. Sonra kutumuzun içi, yaka iğnemiz ve kalemde ne ya? Kalemde ne yazıyor? Bir bakın. Bakayım ben ona. Ah, iğnem. Bir bak. Şey gözüm görmüyor. Aa, gözüm görmese de görür. Gönlümüzde gözümüz görmese de. Ya ne güzel söyledi. Ve Türk Kapter'de Türk Uzak Yol Kaptanlar Derneği'nin kısalt... Türk Uzak Doğu mu diyorsun? Uzak Yol. Ha Uzak Yol, ben Uzak Doğu ne? Aa Türk, Uzak Yol. Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği. Buradakilerin hepsi Uzak Yol. Uzak Yol. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Bayıldım hediyeme. Sakın. Güle güle iyi sözleşmelerde imza atmanız dileğiyle. Ay değil. Çok güzel. Harika. Efendim 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Hoparlörü olan bir şey söyleyin. Teoman? Teyip. Kendi bastığına inanamadı. Teyip var mı teyip? Kaptanınki biraz daha sesli oldu ama sen bastın. Teyip var mı?
Söyleyecek. Size başka ne deniyor Teoman? Gemi makineleri işletme mühendisi. Çarkçı başı. Gemi makineleri çarkçı başı. Çarkçı başı. Bize ne deniyoruz bu arada? Havacı dili var. Size ne diyorsunuz? Denizci dili. Ha güzel. Elif, sen ne yapıyordun bu arada? Ben de dördüncü kaptanım. Ha sen de. Senin ne kadar var şey Barış abin gibi olmana? Bir 15-20 yıl kadar vardır. Abo! Yaşımızı belli etti. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Nasıl oluyor? Yanlış yaptı ya. Barış 30 kaç yaşındasın? 37. Sen kaç yaşına başladın? Anlamadım ki. Nasıl? Yok o kadar değil. Elif biraz nasıl oluyor o? Şey nasıl onlar oluyor? Daha yeni başladı. 22 yaşında, 23 yaşında Elif kardeşimiz. Ha okey tamam. O daha yeni benim başladığı için ben benim 24 yaşındayım. Ay çok güzel. Yaşını küçülttün diye şey oldu yani. Elif. 22 falan dedi ya. Torpil yaptı ona bir bozuldu. Ha bizim yaşımızda ya. Elif de anlarsın. O bir iki yaş ne kadar şey oluyor. Elif sendeyim. Soru şu. Hoparlörü olan bir şey söyleyin. Televizyon. Televizyon var mıdır? Radyo, teyp, televizyon. Koray Bey? Araba. Araba var mıdır en popüler 6 cevap arasında? İlk çarpı geldi. Sanem, sendeyim gari. Telefon. Telefon? Olur mu? Radyo, teyp, televizyon, tablet, Barış. Kulaklık. Kulaklık? Evet. Kulaklık. Kendine yer bulur mu en popüler 6 cevap arasında? İkinci çarpı geldi. Kümelenin pruvalar. Eyvah. Roman, sen de. Bana gel. Bilgisayar. Hoparlörü olan bir şey. Bilgisayar. Wow! Bravo! Yine mi geldin? İki tane açılmamış cevap var Elif. Açtırırsan doğru cevabı, sonra Koray Beyciğim de açtırırsa bu etabı alırsınız iki tane çarpıya rağmen. Hoparlörü olan bir şey söyleyin. Hoparlör? Senin hoparlör. Hoparlör! 5, 4... Sahne. Çok mantıklı. Hoparlör, sahne. Var mı sahne? Var da en popüler 6 cevap arasında yok. Pruva, size geldim. Hoparlörü olan bir şey söyleyin. Müzik sistemi diyorum, müzik sistemi. Damla? Telsiz. Teoman? Bu küçük sporda kullanılan ses sistemleri. Gizem? Ses sistemi diyorum. Son karar kaptan, senindir Zafer. Bence arkadaşlara teşekkür ederim. Telsiz diyorum ben. Aldık. Olmaz mı sana? Olur. Niye? Olur. Olur da popüler olmaz, olmaz bence. Yok olur olur. Bence 6'ya yerleşir ya. Telsiz varsa provalar alır ve tabii. Ve puanlar kupada kaldı. Sanem boşuna sevinmedi demek ki. En popüler 6'da yok. En popüler 6 ne olur? Sizce? Hoparlörü olan? Ses sistemleri olabilir. Bakalım neymiş? Aa evet. Şey, konuşmalı, diyafon. En popüler 5? Evet. Aa. Ya nasıl geldi lan? Pruvalar 0 puandayken pupalar 108 puanda. Bakalım Elif ve Gizem neler yapacaklar? Kaç yıllık kaptansın sen? 10. Mezuniyetimden beri 10 sene geçtim. Başlangıcından itibaren. Yoksa bir yıllık kaptanım. Yani süvari olalı bir sene oldu. Öncesinde Elif gibi 4-3-2 diye başladım. Ha, öyle. Şu an okay. Evet. En uzak nereye gittin? En uzak gemiyle Cebelitarık'tan çıktım. Portekiz Fas'a gittim. Ama onun dışında Japonya'ya gittim. Yine işle ilgili bir şey için ama gemiyle gitmedim. Neden kararsız? En uzak Portekiz'e gittim. Cemil Tarık'a çıktım, Borat Üzü'ye gittim. Ama Japonya'ya da gittim. Japonya'yı sevmemiş. Değil mi? Ama Japonya'ya da gittim. Peki şey ne kadar mesela gittin? Ne kadar sürüyor Japonya?
Buradan 2 hafta, 3 hafta falan. O geminin suretine bağlı olarak değişir. Bu arada sizin bu gemi şey mi? Love boat, love. O gemi. Keşke. Ha, o değil mi? Keşke olsa da o değil. Ne sizin biz genelde yük gemilerinde ve kimyasal, ticari. Ha, yük gemi. Ha. Olsun, biz onu love boat'a çeviremiyoruz mu? Neden olmasın? Love boat. Ay, ne güzeldi ya. Elif'cim, ay sen... Evet, sen o sırada yoktun yavrum. Love boat. Diziyi hatırlar mısın? Ama öyle demezsek yani burada beni... Ha, sen de yoktun orada ki. Yok. Sen de mi yoktun? Sen de mi yoktun? Bilmem. Yokumdur, yokum değilim. Daha iyi olur. Zafer abimiz vardı. Var. Ben de annemlerden falan hatırlıyorum. Kendim hatırladığımdan değil. Yok zaten, bence de yani hatırlamamamız lazım. Efendim, şöyle sorumuz. 100 evli erkeğe sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Eğer eşiniz... 100 evli erkeğe sordum, unutma. Eğer eşiniz... Cumartesi gecesi sizi terk ederse, pazar sabahı ne yapıyor olurdunuz? Güzel. Erkek arkadaşlarıyla kahvaltı yapmıştır. Çok mu masum oldun? Evli değilsin, değil mi? Ya, neler yaptıklarını bilmiyorsun. Erkek arkadaşlarıyla kahvaltı yapıyor. Aa, olabilir ha, olabilir. Aa, var mı? Yani. Oh, gitti nasıl olsa diye. Elif, eğer eşiniz cumartesi gecesi sizi terk ederse pazar sabahı ne yapıyor olursunuz? Eve dönüyorumdur. Eve mi dönüyor? Neredeydin ki? İşte arkadaşlarla beraber dışarıdaydık. Yeni geliyorum eve. 100 evli erkeğe sordum ya. Karısı evi terk etti cumartesi. Evet. Evet. Ha, evde yok zaten adam. Oo, güzel Elif. Ha, eve dönüyorumdur. Pazar sabah çok iyiymiş. Var mı? Kutlarım, eğlenirim mi? 5. sıradan puanı kaptın mı? Aynen, kaptım. Bravo. Görüşürüz. Buyursunlar. Teoman Bey, evli misin? Hayır, değilim. Damla? Evliyim. Ha, evet, sen evi, evet. Eşin de buradaydı. Evet. Başta da sormuştum da o yüzden bana şok içinde bakıyor Damla. Niye tekrar soruyorsun? Balık hafızda yavrum. Bunun gidiyor. Eşi de burada, merhaba. Eşin ikinci kaptan mıydı? İkinci mühendis. Ha, ikinci. Baş burada, ikinci. Baş mühendis, ikinci mühendis. Beraber mi gidiyorsunuz yol? Yani gittiğim zaman... Aa, ne güzel. Hep şey soruyordum çünkü kaptanların eşlerine mesela nasıl... Bir de kadın kaptan olunca şimdi... işler nasıl oluyor sizde? Ya, gidiyorsunuz ya uzak yola. Evet. Şöyle, ben zaten bu mesleği yapıyordum eşimle evlendiğimiz zaman. O yüzden de aslında ayrı kalmaya da alışıktık, bunu göze alarak benimle evlendi. Benim eşim biz evlendikten sonra denizci oldu, eş durumunda. Aa, eş durumunda. Ben şeyi biliyordum da, hani mesela Ankaralıyım ama sonra Afyonlu oldum eş durumundan. Denizci olanı eş durumundan hiç duymamıştım. Peki sen en uzak nereye gittin Damla? İki, yani Atlas Okyanusu tarafına da gittim, Hint Okyanusu tarafına da gittim. En uzak o tarafta Bangladeş tarafına gittim. Diğer tarafta da Venezuela, Karayipler. Ooo, en sevdiğim. Peki bir şey mi? Bangladeş falan gidiyorsunuz. Orada ne kadar kalıyorsunuz? Ya geminin operasyon süresi kadar kalıyoruz. Böyle anlatıldığı gibi limanda sevgili. Hayır, yani mesela atıyorum malları indirdiniz falan, 2 gün istirahat sonra yok, yok mu? Yok, bizde istirahat diye bir şey yok. Non-stop. Yani gemi ticaret yaptı. Ne oldu sana? Sana niye güldün? Bilemiyorum. Ne oldu? Hayal ettim de gemi böyle bitirmiş operasyonunu. Kuzum biz 2 gün dinleneceğiz demiş. Yani bir gemi alın da sizin, bir gemi alın da sizin geminizde çalışalım diye. Bir şey söyleyeceğim. Yo, ben de düşündüm. Benimki de çok saçmaydı. Çünkü zaten gemide yiyorsunuz, içiyorsunuz, orada yatıyorsunuz, orada dinleniyor. İhtiram. Ay, şey oldu değil mi? Teoman'a bak hemen. Ha, öyle oluyor. Tamam, ne bileyim ben hani şey, evet öyle. Hemen yerimize adam geliyor zaten, öyle bir şey. Bakmışız bavulla başka birisi bizi bekliyor yani. Sen gitmiyormuşsun, biz devam ediyoruz diye. Ay, evet. Ne bileyim ben, öyle mi oluyor? Peki hiç beraber seyahat ettiniz mi? Seyahat dedim ama pardon. Biz çalıştık beraber. Beraber işe gittiniz mi, evet, diye mi sorulur? Sefere çıktınız mı? Ha, sefer.
Bir iki kontrat beraber aynı gemide çalıştık. Ama öyle de zor oluyor. Çok yoğun çalışma temposunun içinde zaten birbirini göremiyorsun. Bir de aklın kalıyor. Aynı gemide niye? Biriniz provada oluyorsunuz, biriniz pupada mı oluyor? Aynen öyle oluyor yani. O makine o yazık hep şeyin Teoman'ın yanında. Makine dairesinde. Bir de o dönem ben ikinci kaptandım. Suyun altı mı? Tabii. Su seviyesinin altında kalırdı. Ay. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sizler değilsiniz umarım. İyi, sağ olun. Şey, aynı gemide niye olmadı? Niye sıkıntı oluyor? Niye görüşemiyorsunuz? Zaten görüşmüyoruz. Devamlı çalıştığımız için ikimiz yemeklerde karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz, ayrılıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Ha, tamam ama yemeklerde bir şekilde... Tabii tabii, beraber yemek yiyoruz arada. Ha, iyi bari. çoluk çocuk var mı bu arada? Yok, daha henüz karar veremedik. Ay ne tatlı. Neye karar veremedik? Yeni evliyiz ya, daha 10 yıl oldu evleneli. Ne kadardır ev? 10. 10 yıl. 10 yıldır karar veremedin mesela. Sen makine dairesinde ne kadar duruyorsun bir kere? Bir kere girdin mi ne kadar duruyorsun onu bana de. 4 ay, 5 ay duruyoruz ya. Yemekler dışında hep orada mısın? Ha, çalışma saatlerinde günde 8 saat, 9 saat duruyoruz. Onun haricinde yine normal yaşam haline devam ediyoruz. Hayır, benim bildiğim yeni evli yani bir yıl. 3 ay falan oluyor da 10 yıl yeni evliliğin gibi. Hizmet süresi az bizde. Sürekli gemide çalıştığımız için birbirimizden uzak. Toplasanız 2 yıldır falan görüşüyoruz 10 yılda. Aa, o yüzden yeni evli sayıyoruz. Ha, ondan şey olmuyor. Sana bir yılmış gibi geldi. Part time evlilik. Ay çok güzel. Yandaki abi kim? Elif'in eşiyim. Ben de Denizciyim. Elif! Bir şey söyleyeceğim. Burada evli misin diye soracaktım. Hiç tahmin etmemiştim çünkü 24 yaşındasın değil mi? Sen de mi denizci? Evet, ben de sen... 4. kaptanım ben de Elif gibi. Aa, sen de 4. Evet. Beraber gittiniz mi hiç? Yok, bizde daha olmadı öyle şey. Siz de yeni evlisiniz 15 yıldır. Biz bir yıl oldu işte. Abimin dediği gibi 2 ay falan. Size de bir hafta gibi geliyor. 2 ay falan oldu beraber. Güzel. Peki yanındaki hanımefendi kim? Ben de Zafer'in eşiyim. Onu tahmin etmeliyim. Onu tahmin et. Biz siz 23 yıllık evliyiz. Ay maşallah. Evet. Siz bu işi mi yapıyorsunuz yok? Hayır, ama eşimle beraber 7 sene ben de gittim denize. Gemide beraber yaşadık evet. Şey 7 mi? Yıl. Uzak yol evet. Gezmeye diye? Ben gezmeye diye gittim. Eşim çalışıyordu, ben yanındaydım. Ama yine görüşemiyordunuz yemeklerde bir tek çünkü çok yoğun yemeklerde ve yaşam mahallinde görüşüyorduk evet doğru. Yaşam mahalli mi? Gemide çalıştığımız... Ortak alan var. Ha, ortak alan, yatılan... Ay en sevdiğim mi? Evet. Niye coştum ki? Evet. Evet. Gemilerde yaşam çalıştığımız bir güverte bölümü var. Bir de yaşam mahalli, yatılan, yemek yenilen, dinlenilen, televizyon seyredilen yer var. Ha şey gibi. Love it, la 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 la. Şey, havuz falan. Şişme havuz falan da götür. Ne oldu? Bir şey oldu. Kendilerinizi kesin misin? Bir şey oldu. Ne oldu? Ders çalışıyoruz biraz. Buradaki Teoman. Buradaki Teoman. Ben. Benim. Evet. Sen galiba konuşuyor musun? Yok, soruyu unutmayın dedim arkadaşlarıma. Ben soruyu sorarım tekrar. Ha, onu... rahat ol. Hayır, şu anda şeyden şok oldum. Yakışıklı olan Teoman dediler bana içeride. Ben gideyim o zaman. Teoman abi, ağır canıyım. Ama onun da çenesi kuvvetli, konuşmayı çok sever. Hayır, çünkü şöyle oldum ya, o Teoman mı dedim, yok yakışıklı olan dedim. Çok hayır, ben gideyim Teoman. O zaman yani. Ben ekibim adına, ben demedim. Ben yakışıklı, ben daha da yakışıklı diye düzeltiyorlar şimdi. Ekibi yazdık. Karizmatik Teoman, yakışıklı Teoman diye şey yapayım ben. Evet, hoş geldiniz, iyi ki geldiniz o zaman. Teşekkür ediyorum. Efendim, prova sizdeyim. 100 evli erkeğe sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Eğer eşiniz cumartesi gecesi sizi terk ederse pazar sabahı ne yapıyor olursunuz? Kahvaltı yaparım, kutlarım, eğlenirim. Teoman sendeyim. Uyurum. Yani geceden kalmış olur. Uyuyor. Niye hep geceden kaldınız? Niye hep eve gelmediniz zaten siz? O yüzden terk etti. O yüzden terk etti zaten. O yüzden terk etti. Uyurum. Ya. Evli değildin değil mi Teoman? Değil. Evli olsam... Bunu söyleyemezdim. Zor uyursun, ben sana söyleyeyim. Damla? Erkek arkadaşlarımı eve toplayıp oyun konsolu diyeyim. Oynarım. Sabaha kadar oyun oynarım. Pazar sabah başlarım. Aa, ilk çarpı geldi. Burhan, evli misin? Evliyim. O yüzden bir... yaptı. Evet. Cevabı 100 evli erkeğe sorduk. Eşiniz evi terk etse
cumartesi terk etti, pazar sabahı ne yaparsınız? Evlilerin evden geri dönüş olacak ya, cevap veremiyorlar. Yani dışarıdaki yüz evli erkeğe sorduk. Karadaki. Karadakiler. Kaptan değil mi? Kaptansın evet, sen evet, de. Evet. Evet. Yok hani %50 acaba o da mı makine dairesi? Bir ihtimal vermedim. 5 4 3 2 1 Kümelenin. Zafer. Şimdi normalde içimden geçeni söylemeyeceğim. Yüz erkeğe sorduğunuz için söylüyorum. Sen niye sürekli eşine bakıyorsun orada? Bir de bak mesajı da direkt böyle, pardon isim neydi eşinin? Nihal. Nihal'e böyle yapıyor bak. Şimdi ben içimden geçeni söylemeyeceğim. Yüz evli erkeğe onlar söylemiştir. Tabii. Evet. Çiçek alıp annesinin evine giderdim. Ben anlamadım. Şu güzel bir şey söyledi. Adam niye içinden geçeni... Öyle bir şey mi o? Ay dur Nihal'e cevap hakkı doğdu. Kusura bakma. Nihal ne demek istedi şimdi anlamadım. Yani kaç yılı, 23 yıllık kocan. En iyi sen evet. Anladın. O demek ki bana gelmeyi tercih etti. Ay şeyi anlayamadım. İçimden geçeni söylemiyorum. Ha içimden geçen başka bir şey. Tabii canım. Peki. Çiçek alıp annesinin evine giderdim. Nereden biliyorsun? Anasının evi. Kesin anasının evine. Kesin. Tabii. Bir numaralı şeydir. Hemen hop bunu pırtı tabi anasının evine giderler. Öyle bir şey var. Bakmalım var mı? Çiçek alırım annesinin evine giderim. Wow. Geri döndürmeye giderim. İki tane çarpınız var. İki tane açılmamış cevabınız var. Geri mi döndünüz? Döndünüz. Harika. Gizem? Hemen avukatına giderdi herhalde. Öyle düşün. Sen de evli değildin değil mi? Yok. İşler öyle oldu. Bekara karı boşamak kolay mı? Ama yüz evli erkeğe sorduk ya belki öyle demişlerdir. Direkt koşar, direkt ilk iş avukata giderim. Ama pazar günü de mesai... Var avukat evet. Arkadaşlarımız var ya o yüzden. Avukat nerede? Aa Koray Beyciğim, evet. Tabii şeyi yok değil mi mesai? Pazar da ararsa. Pazar da ararsa. Şimdi Koray'ın bir özelliği var. Arkadaşlarımızı evlendirip sonra boşandırıyor yani. Hem evlenme avukatı hem boşanma avukatı. Evet. Hem Sanem Hanım hem de Barış Kaptan. Ne? Ne oldu? Hem Sanem hem Barış ne? Onları boşadık. Hayır, biz boşamadı yani. Ayrı ayrı boşadık. İki ayrı dava. Sanem mi yaptın bu şey? İkinci mi oldu? Cepte. Dur oraya döneceğim ben. Ah, direkt avukata giderim. Var mı? Avukat ararım da açıldı. Bravo Gizem. Teoman sendeyim. Son cevap var. Bir tane açılmadık. Onu açtırırsan etap sizin. Şimdi beni terk edecek. Sabahına ne yaparım? Ha öyle bir kadın yok diyorsun. Beni terk edecek. Fark ettin değil mi? Böyle bir tonlama. Şimdi. Beni terk edecek. Takipten çıkartırım. Yani tüm her şeyi silerim. Bu ağır oldu. Bu ağır oldu. Ağır oldu. Hayır, bu ağır 100 kişinin oldu. Verdiği cevaba göre... Bu ağır oldu. Bir şey söyleyeceğim ya. Beni terk edecek ha. Dedikten sonra takipten çıkarırım. Karın o, karın. Sevgilin, ha karımı da direkt diyorsun takibi. Yani tüm iletişimi keserim manasında. Hani telefondur, rehberdir. Anladım, takipten öyle... çıkarırım. Takipten çıkarırım, açılırsa provalar alır bu. Truvalılar gibi oluyor, prova alır bu etap. Üçüncü çarpıda geldi. Temsili Teoman B. Sen kimsin ya beni terk ediyorsun? Takipten çıkarırım. En fazla yapacağım o. Barış sendeyim. Yüz evli erkeğe sordum. Unutma. Eşiniz sizi cumartesi günü terk etti. Pazar sabahı ne yaparsınız? Teoman söyleyince hemen aklıma şu geldi. Teoman takipten çıkarım dedi ama sabah ağlıyor olurdu muhtemelen. Ağlarım. Çok duygusal. Duygusal bir yaklaşım yani, oldu. Duygusal bir arkadaşımız. Kendim için söylemedim. Sen evliydin. Aha sonra Koray sayesinde şey oldu. Evet hatırladım. Sen ne? Yani biz bunları çok gördük daha önceden. Ben eminim ağlarla.
Ben gittim ağlarla. Çok gördük biz bunları. Ne kadar çok gördün sen onu. Ne kadar ağlattın. Bunu özelde konuşan şey etmeyin çok. Konuşan onu sonra konuşan babamız duymasın. Bir gün sonra ağlıyorlar mı hemen? Yani gerekirse bir yıl ağlatırız. Yani o ne kadar ağlatırsın demiyorum. Hemen ertesi gün ağlamaya başlar mı? Ben terk ettiğim anda başlatırdın ağlama. Ha, o sende, o senden geçiyor. Koray, siz değil. Ülkeyi terk ederim. Direkt o kadar ha. Anasının evinden de dönmesin. Ben hiçbir yerde bulamazsın. Ülkeyi direkt terk eder. Döndüğünde kapı duvar mı? Evet. Buradan Esim'e sevgilerimi gönderiyorum. Elif, sen deyim. Maç izliyor olur diye düşünüyorum. Pazar sabah maç izliyor. Özetleri ne? Şeyleri ne? Daha önce izleyemediklerini izliyor olur. Ha, oh gitti. Ben de bir maçları biriktirmiştim. Teoman, pupaların kaptanı olarak iki gemilerin ikinci mühendisi olarak son karar senin. İkinci mühendis demeseydik. Ya ikinci mühendisimiz orada oturuyor. İkinci mi dedim? Baş mühendisi diyelim. İkinci nereden çıktı ben anlamadım. Yok, enişte orada, enişte orada o yüzden. Ha evet, enişte, pardon enişte ya. Için. Baş mühendisimiz, pardon. Evet, şimdi biz şöyle, yani arkadaşlarımın çoğunluğu bir cevap verdi. Ben de hani 150 erkeğe sorduk diyorsunuz. Ağlardım diyelim o zaman yani. 100 evli erkeğe, 150 erkeğe. 150. Evli mi? Herhalde 100. Yok, 100, 100 evli erkeğe. 100 evli erkek dedi canım, ben evet. Anladım onu sana. Çok gördüm. Yalan yalan. Sevinçten mi acaba? Sevinçten ağlardı bir. Hani orasını karıştırmayalım. Orası onu sonra çözeriz. Ağlarım açılırsa pupalar alır bu etabı. Teoman, ekip arkadaşlarına ne kadar güveniyorsun? Her türlü. Yola onlarla çıkıyoruz zaten sonuçta yani. Bu ağlarım kimden çıktı? Senemden. Ya hiç çok... Hayır. Hiç duygusal olmayan birinden çıktı dediniz yalnız. Ama açılınca çok şaşırdın da o yüzden. Evet, ilk önce bizi azarlıyordu anki çıkmaz diye. Evet, fark ettim ben onu. Çünkü ama yine ama yine kardeşlerimin cevabını demokratik bir ortamda fazla söylediler diye onu söyledik yani. Söyledin, harika, iyi de ettin çünkü böylelikle 196 puana ulaştınız. Rakipleriniz 0 puandalar. Laf olsun lan. Zafer kaptanım şimdi sen deminden beri entarisi. hayır ne geldi aklıma biliyor musun? Ahmet Kural'ın filminde de mi evet, tekrar onu bir evet. Şey? Evet. Sen de abi oradaki şeye benziyorsun. Evet, hep öyle söylüyorlar. Bıyıklı, dişlek olana söylüyorlar. Evet ya. Çok çok dizide oynuyor söylüyorlar. O yüzden dönüyorum sana hep şey geliyor aklıma. Entarisi. Bir de Sivaslı olunca da o yüzden. Sivas şeyi biliyorsunuz o filmi. Sen Ahmet Sivaslı mısın? Çok şükür Sivaslıyım. Sivas'a selam olsun. Efendim şöyle kaptanlarımız. Ay ya, iyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum hakikaten. Şu kaptan ağlamamıştık. Çok. Geçen sezon galiba bir kaptanımız vardı. Bir iki kaptanımız vardı. Ekip arkadaşlarıyla gelmişti ama sizin gibi böyle kaptan grubu, gemi grubu gelmemişti. O yüzden çok mutlu oldum. Efendim 150 puanım var. Bunu bir an önce dağıtmak istiyorum. Zafer ve Teoman geliyor. Puanlık sorunuz geliyor. Kaptanım sizden bir şey rica edeceğim. Sizden de Teoman Beyciğim. Gözlerimizi kapatırsak, kapatın dediğimde. Çünkü ben 100 kişiye gittim, bir şey gösterdim. O bir şey gösterdiğimde ilk akıllarına gelen cevap sizce nedir? Yani gördükleri şeyi söylemiyorlar aslında bana. Çağrışım ya. Evet. Çok güzel. Hazırsanız kapatalım gözlerimizi. Ben açın diyene kadar açmazsanız çok mutlu olurum. Ve açabilirsiniz. Oo, Teoman. Damacana su. Damacana su mu? Bravo! 10 puan oraya gitti. Gizem ve Elif geliyor.
anlık sorunuz geliyor. Yabancı bir kadın tenisçi söyleyin. Kıyak mı yaptın? Yok, gerçekten aklına bilmiyorum. Evet. Güzel. Venus Williams. Venus Williams. Var mı? Elif, yabancı bir kadın tenisçi söyleyin. Bende yok. 3, 2, 1. Sarapova mı? Ha? Sarapova. Sarapova. Neden olmasın? Bir de şey vardı ya. Erkek gibi olan var. Nadal, o... Nadal. Nadal mı? Ama o erkek zaten. Zaten. O Nadal. Steffi Graf vardı. Steffi Graf. Steffi Graf var. Steffi. Neyse, bakalım kimmiş bizim aradığımız. Serena Williams. Ama kardeşini söylemiştim, olmaz ki. Ablası bu galiba. Evet. Steffi Graf deseydin ya. Neyse ama zaten çıkmayacakmış. Görüşürüz. 20 puan bende kaldı. Teoman B ve Koray geliyor. Ha, şeye karar vermiyorum. Seni nasıl anons etsem? Boşanma avukatımız, şey avukatımız ne yapsın? Her türlü... Yok, her türlü değil aslında. Deniz yok. Hukuku daha çok yapıyoruz. Deniz hukuku. Ama hakikaten boşanma şey yaptın mı? Evet, tabii. Dönüm arkadaşım oldu işte. 30 puanlık sorunuz geliyor. Trafik polisinin kullandığı bir şey söyleyin. Teoman? Düdük. Düdük? Bravo! 30 puan gitti. İlk 30 puan provalar bu bravo, akşam. Bravo. İlk inanılır gibi evet, değil. İlk puanımızı aldık. Damla ve Sanem geliyor. Anlık sorunuz geliyor. Hayattaki en büyük başarınız nedir? Damla. Kocam. La 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 la. Kocam. Var mı? Kocam mı dedin, eşim mi dedin? Yani aynı şey, eşim. Yo, aynı öyle da sen kocam mı demiştin? Ben kocam dedim yani, hayır, bayan ben, olduğum için. Bende de olsa ben kocam diyeceğim de ondan şey yaptım acaba. şey söylemek isterseniz Damla'ya. Enişte, sana diyor. Teşekkür ediyorum. Ay gerçekten ne kadar romantik. Bu denizciler niye romantik olmuyor ben anlamadım. Kocam var mı? Eşim, kocam. Bravo! 40 puan senindir. Burhan ve Barış geliyor. Barış'ı niye oturtamadım kafamda? Böyle sana bir Kadir diyesin geliyor. Diyeyim, Kadir olayım. Böyle bir şey. 50 puanlık sorunuz geliyor. İskele görebileceğiniz bir yer söyleyin. Soru. Okay. Barış. Sahil. Sahil var mı bakalım? Burhan. Efendim. 70 puandasınız. Heyecanlı mı adam hala? 50 puan heyecanlandırdı beni. 50 puan iskele görebileceğiniz bir yer söyleyin sorusunun en popüler ikinci cevabını söyleyin. Eminönü. Sirkeci. Spesifik yer ver, isim verdi ya. Eminönü'nde görürüz iskeleyi. Bakalım var mı? Yine olmadı. İnşaat falan. Ne? İnşaat olabilir. Evet, inşaat. Liman, tersane. Biz denizli bakalım, olduğumuzdan. Bakalım neymiş, nereymiş? Liman. Nice direkt şeye git taktım. Denizlilik. Efendim 150 puanım vardı. Bunun 10'u pupalara gitti. 70'i de pruvalara gitti. Hızlı atıyor buralar bugün. Teoman B ve Koray geliyor. Efendim 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Neşeli Günler filminde Şener Şen'in oynadığı Ziya karakterinin kahvede tıraş bıçağı satarken saydığı ünlülerden birini söyleyin. Koray. Pele. Pele, Pele. Ya tatsız. Nasıl yapıyordu onu? Tatsız. Sadece bu kısmını söyle. İmkansız. Benden olmaz. Teoman B.
en popülerini bulursan sizinle başlayacağız. Neşeli Günler filminde Şener Şen'in oynadığı Ziya karakterinin kahvede tıraş bıçağı satarken saydığı ünlülerden birini söyleyin. Hiç o sahne aklıma gelmedi. Filmi kesin izledin ama o sahne şu an aklıma gelmedi. Ve 5, 4, 3, 2, 1, 4. Sane, Neşeli Günler. Yok. Neşeli Günler şimdi Şener Şen'in. Şener Şen ustaya da sevgiler, selamlar. Şener Şen'in oynadığı Ziya karakterin kahvede tıraş bıçağı. Bak sahneyi hatırla. Tatsız Kral Pele diyordu ve... İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Bakalım var mı İbrahim Tatlıses? İlk çarpı geldi. Barış, sende var mı? Var. Güzel. Hangisini söylesem ne düşünürüm? Şöyle düşün. Zaten evet, Yoman'ın evet. Aklında var mı sence bir tane? Var mı cevap? Bridget Bardot. Kim? Bridget Bardot. Bridget Bardot. Bardot. Neydi ya onun adı? Bridget Bardot. Bardot mu? Bardo. Ne güzel kadın. Var mı? Bridget Bardo. Teoman? Şener Şen'den özür diliyorum ama biraz taklit yapar gibi diyorum. Yapsana. Beckenbauer. Ay evet ya. Çok güzeldi. Franz Beckenbauer var mıdır? Aa, ikinci çarpı geldi. Kümele'nin Elif. Kopya mı verdi Teoman? Abi. Hayır. Beckenbauer dedi, olması lazım ya. Sen nereye gittin en uzak Elif? Amerika'ya gittim. Oh yeah. Çok güzel. Teoman sen nereye gittin en uzak? Ya aslında şöyle kardeşlerimin içinde en erken bırakan benim herhalde. Ben karaya biraz erken geçtim. Ama, ha doğru sen artık karadasın. Şimdi ne yapıyorsun? Mesela? Armatörlük gemi işletmeciliği yapıyorum. Armatörlük ve gemi işletmeciliği. Aa okey. Ama en uzak gittiğim yer uzak doğuda Singapur, Tayland, diğer tarafta Brezilya. Oralara gittim yani. Aa güzel. Buldun mu Elif o sırada birini? Bilmiyorum ama ben Charlie Chaplin demek istiyorum. Charlie Chaplin var mıdır? Çok erken oldu. Burhan. Fenerbahçeli Cemil. Damla. Nadia Comaneci. Teoman. Evet Cemil. Fenerbahçeli Cemil demek. Güzel. Fenerbahçeli Cemil. Ve son karar senindir Zafer. Evet. Fenerbahçeli Cemil. Fenerbahçeli Cemil açılırsa ruvalar alır bu etabı. Senden çıktı değil mi? Yok, bütün arkadaşlardan ama seyrettiğimiz ve ben de çok severek izlediğim diziler olduğu için biliyorum. Nadia Comaneci. Burhan'la benden Nadia. Daha çok. O da yaşa yakın olduğu için diğerleri yani belki biliyordu. O şeye yakın. Aslında yaşla alakası yok. Her nesile hitap eden evet. Bir evet. Film. Nadia Comaneci senden Nadia Comaneci. Mi çıktı? Kimden ben, çıktı? Fenerbahçe Cemil. Ben de Nadia Comaneci söyledim. Nadia Comaneci. Beraber. Hı? Ne oldu Teoman? Teoman dönüyor dönüyor. Orada bir şey diyor. Ondan sonra yok bir şey diyor. Ne oldu? Nadia Comaneci gelmedi aklınıza. Nadia Comaneci neydi ya? Eski jimnastikçi miydi? Evet. Herkes de hatırlıyor. Bakalım en popüler altıda kim varmış? Kaleci Maya. En popüler dördü görelim. Nadia Comaneci. Evet. Onu da deseymişin yine evet. Olurmuş. Ve en popüler demek ki hafızalarda en çok kalan. Ay ya. Hiç onu da hatırlayamadım. Ben de onu. Ben de hatırladım. Nadia Comaneci deyince direkt bak şimdi hatırladım onu. Efendim şöyle oldu. Pruva 116 puandayken Pupalar 206 puanla hala öndeler bakalım. Damla ve Sanem ne yapacak? Yüz kişiye sorduk en popüler altı cevabı arıyoruz. Adının içinde A ve U harfi bulunan bir şehir söyleyin.
sene? Şanlıurfa. Şanlıurfa var mıdır? En popüler 4. Bursa. Bursa var mı? Buyursunlar, sizdeyiz. Allah şimdi. Alperen oğlum sen Bursalı mısın? Zaman kazandım, işe yaradı. Bursa deyince niye alkışladın? Bir tek sen alkışladın. Evet. Burhan. A ve U harfi olan bir ilimiz. A ve U. Buranı zorla mı getirdiniz? A ve U harfi olan bir şehir. Uşak. Uşak. Bravo. Buna Nihal yenge çok sevindi. Zafer. İstanbul. İstanbul var mı? İstanbul size tam 1.000 lira kazandırdı Zafer Bey. Bu arada bizi izleyebiliyor musunuz? Mesela gidiyorsunuz, ne kadar kalıyorsunuz biz İstanbul'da? Normalde şu andaki 1-2 kişi hariç hepimiz kara tarafında. Kılavuz kaptanız, herhangi bir... Ha, okey. Evet. Gitmiyorsunuz artık. 2-3 kişi gidiyorlar ve gidince de minimum kontratlar 6-7 ay. Ama yurt dışından da tabii televizyonlar seyrediliyor. Tabii. Uyduyla beraber her türlü televizyon seyrediliyor. Okey. Çünkü ben de hatırlıyorum. Bir yerden bana bir şey, bir gemici yazmıştı. Ben de bir yerde ama nerede olduğunu hatırlamıyorum. Neyse şey, selam olsun. Şey olabilir mi ya? Rusya tarafı olabilir. Olur, çok var orada. Size herkes yazardı ya. Dur bakayım. Herkes yazar derken Zafer. Bütün herkes yazardı, sıkıntı yok. Direkt ya. Engellerim. Neydi? Direkt. Yok öyle değil. Bir gemici kardeş. Evet onu hatırlıyorum da nereden yazdı onu hatırlayamıyorum ya. Neyse selam olsun. O zaman Bursa, İstanbul, Şanlıurfa ve Uşak. Sendeyim Gizem. Evet, bu arada hemen düşündüm ve Samsun. Samsunlu musun? Nereli olduğunu söyle. Yok değilim. Ha, güzel. Burhan sevdi bunu. Samsun var mıdır? Samsun var. Ve Teoman, hiç şarkınız yok. Bir tane açılmamış cevap var. Güzel ha, evet. Bayağı. U oluyor mu? Yoksa sadece U mu? Hani U. U. Zaman kazandık. Zaman kazandık diyeceğiz. Geliyor. İpucu da yok. Çarpı geliyor. İpucu da yok. 5, 4, 3, 2, 1. Damla. Zonguldak. Benim türküden esinlendin değil mi? Yok, cayır cayır yanıyorum. Hatırlayamıyorum şey ya. Bütün plaka plaka saydım kafamda biraz. Şey çok güzeldi ya. Bakalım Zonguldak var mı? Zonguldak varsa çünkü provalar alır bu etabı. Wow, bir puan kaldı arada. Ne acayip bir şey oldu. Sıfırdan bak kaç etap sıfır gittiniz. Arap cinsi. Nesiniz? Bizim cins Arap sonradan açıldı. Efendim duble puan etabına geldik ve Barış ile Burhan geliyor. Efendim 100 kişiye sorduk, en popüler 5 cevabı arıyoruz. Fotoğraf çektirmek için bir neden söyleyin. Wow, Burhan bastı, inanamıyorum. Burhan harekete geçti. Evet. Son düzlükte, sen değil. Ünlü olması. He? Hı hı, ünlü olması. Güzel aldın soruyu ama fotoğraf çektirmek için bir neden söyleyin. Evlilik. Evlilik. Düğün, nişan. Buyursunlar, sizdeyiz. Görüşürüz Buran. Bastın ama dur, belli olmaz ha. Belki tıkanırlar. Demek evi terk edince ağlarsınız. Evet Teoman. Ay aklım da orada kalmış işte. Teoman. Resmi evrak, pasaport, ehliyet olabilir. Pasaport veya ehliyet pasaport için. Pasaport veya ehliyet için. Hani fotoğraf çek. Kimlik, ehliyet ve pasaport. Fotoğraf çektirmek için bir neden söyleyin Elif. Hatıra olması için. Hatıra olsun diye.
çarpı geldi Koray. Mezuniyet töreni. Mezuniyet töreni var mıdır? Wow! Kaç mezunusun sen Koray? 2008. 2008? Ha, o. Sana? İki tane var, hangisini söyleyeyim? Harikasın. Bakayım, iki tane açılmamış. Şey gibi düşün yani, en popüler dörde ya da beşe girecek. Vize. Vize. Vize var mıdır? Kimlik, ehliyet, pasaportu var orada. Ne ettin gülüm? Fırsat ayağımıza geldi, provalar. Kümelenin... Bir şey söyleyeceğim, o değil de Burhan sonradan açıldı, farkında mısınız? Kümelenin diyorum, herkesten önce Burhan gidiyor. Barış, sendeyim. Seyahat. Tatil. Fotoğraf çekmek. Seyahate gittiğimizde fotoğraf çekeriz. Kesin. Bazıları sırf onun için seyahate gidiyor ya. Hava olsun eşe dosta diye. Harikasınız ve Teoman. Sendeyiz. Evet. Doğru cevabı açtırsam bu akşam 10 bin lira için sizinle finaldeyiz. O derece. O derece. 206... Çok büyük sorumluluk. Yani. Evet. Teoman. Evet, Teoman. Karizmatik ve yakışıklı olan Teoman. Sosyal medya için diyelim. Kim? Sosyal medya için fotoğraf çektirir. Sosyal medya için fotoğraf çektirirsek kupalarla finaldeyiz. Ay yapsanıza sen hep sevinmenizi yapsanıza. Evet, evet. Dur senin mikrofon gitti. Şöyle şey yap. Ha. Nerede? 3, 2, 1. Ne bulmuştunuz çok merak ettim. İş başvurusu. İş başvurusu. Diploma olabilirdi ama iş başvurusu tatil diyecek. Tatil düşünmüştük. O arada tatil açıldı. Evet. Açıldı. Evet. Truva 200. Yani evet. Şimdi git. İyi olan taraf kazansın. İki taraf da çok iyiydi bence. İyi ki geldiniz provalar. Sizi alkışlarla uğurluyorum. Çünkü bu akşam geminin kupasıyla finaldeyiz. Kupayla finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Sanem ve Teoman. İlk kiminle yarışıyorum? Benimle. Öncelik Teoman, bayanlar. Seni şimdilik müzik odasına alacağım. Sanem, seni de final için yerim. Sanem, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Bir hemşirelik çeşidi söyleyin. Hemşire. Pas. Bebek kıyafetlerinde kullanılan bir renk söyleyin. Pembe. Yılbaşı ağaçlarında görebileceğiniz bir şey söyleyin. Süs. Nazarlık top, takılan bir yer söyleyin. Bebek. S ile başlayan bir ülke söyleyin. Singapur. Bir hemşirelik çeşidi söyleyin. Hasta bakıcı, yani hasta hemşire. Süren doldu. Alkışlarla seni yerine alıyorum sana. Final için Teoman geliyor. Teoman, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersen, bil ki senden önce Sanem aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Anlaşıldı. Hazır mısın? Hazırım. Harika. Bir hemşirelik çeşidi söyleyin. Nöroloji. Bebek kıyafetlerinde kullanılan bir renk söyleyin. Pembe. Değiştir. Mavi. Yılbaşı ağaçlarında görebileceğiniz bir şey söyleyin. Süs. Değiştir. Noel Baba. Nazarlık takılan bir yer söyleyin. Bebek. Değiştir. Nazarlık, ev. S ile başlayan bir ülke söyleyin. S ile başlayan bir ülke. Ülke. Süren doldu. Alkışlar hiç kesilmesin Sanem. Seni de Teoman'ın yanına alayım.
Londra'ya giden o yolda neler yapmışsınız? Bir hemşirelik çeşidi söyleyin dedim. Sanem, maalesef senden cevap alamadık. Teoman, sen aynı soruya cevap olarak nöroloji dedin. Nöroloji hemşiresi size kaç puan kazandırır? Acil doğum. Buranın en popüler cevabı ameliyat. Ameliyathane. Evet. Ameliyathane. Bebek kıyafetlerinde kullanılan bir renk söyleyin dedim. Sanem pembe dedi. Pembe siz pupalara kaç puan kazandırır? Cevap olarak Teoman sen de mavi dedin. Mavi size kaç puan kazandırır? Çok iyi, çok. Yılbaşı ağaçlarında görebileceğiniz bir şey söyleyin dedim. Sanem süs dedi. Süz, 69 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? ...103 puana ulaştınız. Teoman sen de Noel Baba dedin. Evet. Noel Baba kaç puan daha getirir? ...107 puana ulaştınız. Bu arada 10 bin lirayı kazanırsanız ne yapmayı planlıyorsunuz? Var mı planınız yoksa? İhtiyacı olan denizci öğrencilere bağışlayacağız. Evet. Aa çok güzel, harika. Diğer sorumuz şuydu, nazarlık takılan bir yer söyleyin dedim. Sanem bebek dedi. Bebeklere takılan nazarlık size kaç puan getirir? Teoman sen de ev dedin. Evet. Ev siz pupalara kaç puan daha kazandırır? ...33 puan kaldı. Evet. Ve tek cevabımız var. S ile başlayan bir ülke söyleyin dedim. Teoman maalesef senden bir cevap alamadık. Evet maalesef. Suriye. Oh. Sanem sen de Singapur dedin. Kesin 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 33 puana ihtiyacınız var. Singapur buranın en popüler cevabı. Mı? Acaba? Öyle en popüler cevabı. Ya. Fakat size ihtiyacınız olan 33 puanı ya da üstünü getirir mi? Daha da önemlisi bu akşam sizi buradan 10 bin lirayla uğurlayabilecek miyiz? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Popüler cevap. Ha, artık ha, tamam.
Hadi burada kalmasın. Hadi burada kalmasın. Ay buradan kaybedersem çok üzülürüm. Barış 33'ü gördüğünüz an bana doğru koş. Sanem hani ne oldu kutlama hareketi? Hemen şöyle ortada alayım. Sizin kafanızı hep besliyoruz. Biz hep birlikte. Kaybedenler olarak. Hep birlikte. Hep birlikte. Bugün kaybeden yok. Ne oldu? Hadi. Bir, iki, üç. Zafer Kaptan bugün kaybeden yok. Biliyorum. Öyle söyleyeyim. Efendim 10 bin lira sizindir. 10 bin lirayla ne yapacaktınız? Bir daha söylesene. Denizci öğrenci kardeşlerimizle paylaşacağız. Denizci öğrenci erkek arkadaşlarımız diyecektim. Kardeşlerimizle. Harika insanlarsınız. Bu akşam efendim kaptanlarımız ve gemi mühendislerimiz vardı. Baş mühendisimiz burada. Baş mühendisim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim kaptanım. Şöyle biraz daha şöyle alacağım sizi. Evet göremiyoruz Zafer. Bir babandan özür dileyebilir miyim ya? Estağfurullah lütfen. O kadar beni okuttu burada şaka yaparken hani yanlış tanınmasın. Seni çok seviyorum babacığım. İyi ki varsın. Yani neden ne oldu? Şaka yaptık ya denize yollamıyor diye. Tabii ki öyle bir şey yok. Her zaman arkamdaydı. Ama hep onu anladık canım şaka yaptığını. Evet. Herhalde anladık. Ahmet Hamdi miydi babanın? Evet. Ahmet Hamdi Bey ellerinizden öpüyoruz. Efendim ne güzel söyledi. İyi ki okuttu beni. O kadar okuttu beni. Efendim Burhan eğlendin mi? Çok eğlendim. Çok teşekkür ederiz. Son gider ayaklıyorsun. Harika. 10 bin lira sizin. 1000 lira da kime çıkmıştı? Bana çıkmıştı. Toplam... Ben de üzerine vereceğim ve denizci öğrenci arkadaşlarımıza özellikle kadınlara vermeyi düşünüyoruz. Süpersiniz siz. İyi ki geldiniz. Bir tane de not şey yapayım. Teoman'ı terk etmeye kalkarsanız siz direkt engeller onu söyleyin. Takibi bırakır. Onu da söyleyeyim. İyi ki geldiniz. Gerçekten çok eğlendim. Efendim yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.